Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Katılımcılar gelmeye devam ederken kısaca bir bilgilendirme yapalım. Hepinizin malum olduğu üzere bugün çok kıymetli bir hocamızı misafir edeceğiz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizlerle birlikte olacak. Katılımcılar gelmeye devam ederken ben de hocamı yayına inşallah davet edeyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyisiniz Allah'a şükür. inşallah. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sizlere. Allah razı olsun hocam. Teklifimizi, davetimizi kırmadınız, kabul Estağfurullah. ettiniz. İnşallah bir saatlik süre içerisinde sizden istifade etmeye çalışacağız hocam. İnşallah. Hocam, Siyer Vakfı Hanım çalışmalarımızın bu sene başlatmış olduğu Instagram Hanım konferanslarının bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Sizden de evlilik ve aile hayatıyla alakalı bir konuşma dinleyeceğiz inşallah. Siz konuşmanızı tamamladıktan sonra vakte göre inşallah soru cevap faslı yapacağız hocam. Ben çok uzatmadan yorumları kapatayım hocam. Sonrasında da sözü size bırakayım. Buyurun hocam. Yani konu çok şey güzel bir konu seçmişsiniz. Aile ve ahlak konusunda. Önce aileden ne anladığımızı, daha sonra ahlaktan ne anladığımızı bilmezsek bu konuyu anlayamayız. Çünkü aile nedir? Aile psikoloji açısından düşünüyorum. Psikoloji, psikiyatri açısından düşünüyorum. Yani psikiyatrik bakışta hatta nörobiyolojik bakışta, nöropsikiyatrik bakışta aile şöyledir, aile güvenli alandır. Biz şimdi bir insanın mutlu olması ile ilgili yapılan çalışmalarda ya da herhangi bir hastalığı varsa, depresyonu, kaygı bozukluğu, şizofreni gibi ailenin güvenli alan olup olmadığını araştırıyoruz. Aile güvenliyse kişinin beyninde güvenli alanla ilgili bir dosya açılıyor beyninde. Açılıyor. Benim evim güvenli alandır. Algısı oluşuyor. Eve gelirken orada kendisine kötü davranılmayacağını, kendisine iyi davranılacağını, yani birçok tehditlerden uzak olduğunu, korkulardan uzak olduğunu görebiliyor. Evi bir sığınak özelliği oluyor ev. Bu şekilde. Yani aslında bu iletişim alanı diye geçiyor. Bir aile içi iletişim alanı, güvenli alan mı değil mi? Bunu biraz hani nasıl bir toplum büyütülmüş bir aile ise bir ailede küçültülmüş bir toplumdu. Bunun gibi düşündüğümüz zaman aile içinde aynı şey, toplum içinde aynı şekilde geçer. Yaşadığın toplum, iş yerin, hukuk sistemin, yani yönetim biçimin, bir insanın zihninde ya da işte anayasal, bunlar hep bir insanın güvenlik duygusunu tatmin ediyorsa kişinin, o kimse daha rahat çalışır. Şu anda bak ABD'nin özgür şey olması, bu özgürlükler konusunda böyle çok üst sınır çıtada olması ve çok keşfin yapılmasının bir sebebi insanlar orada gelecek kaygısı hissetmiyor, gelecek güven hissetmiyor. Hukuk sisteminde güven hissediyor. Yani haksız yere alıp da mesela Çin'de şu anda yani muhalif olan herkes ne yapıyor? Muhalif olan herkes şu anda alıp götürülüyor ve kayboluyor, gelmiyor. Böyle bir sistem var. Şimdi burada güvenli bir ortam değil o. Eskiden dünyada bu daha çoktu. Şimdi azaldı. İletişim çağı ve özgürlük rüzgarlarının yoğunlaşması nedeniyle azaldı. Ama bu pandemiyle birlikte bunda da bir zorluklar, kısıtlamalar var. Kanun, çünkü hukukun bir ilkesi vardır, kanunilik ilkesi. Kanunsuz suç olmaz. Yani bir kanunlarla belirli olmayan bir şeyi bir insanın alıp götürüp hukuksuz bir şekilde onu yok ediyorsanız o sisteme güven olmaz. Evde de aynı şey geçerli. Evde kurallı bir ortam olması lazım. Ev kurallı bir ortam değilse insanlar orada bir çocuğa farklı davranılıyor, bir çocuğa farklı davranılıyor gibi hissederse ya da eşlerden birisi diğer tarafa zulmediyorsa burası güvenli alan olmaktan çıkar. Onun için evliliğin temel şeyi
ailenin temel anlamı en insanlığın en küçük güvenli alanı olması. Aileyi aile yapan budur. Güvenli alan kavramıdır. Güvenli alan oluşturamıyorsak bir evde, ailede, böyle durumlarda o kişi hayatta gelecek kaygısı başlar ve kendini güvende hissedemez. Hatta böyle kurumsal sadakat çalışmalar var. Şirketlerin yaptığı endüstri psikolojisinde, yönetim psikolojisinde olan. Şimdi orada kurumsal sadakat çalışmalarında bir insanın kurumsal bağlılığını nasıl ölçeriz diye testler yapılıyor. 54 bin kişi üzerine bir anket yapılmış. ABD'de yapılmış 54 bin kişi üzerinde. Ankette en çok şey çıkmış. Güven ihtiyacı çıkmış. Güvenirlik ihtiyacı. Liderinde yönetince ne ararsın sorununda? Güven verici olması en çok çıkmış. Liderlik çemberinin en ortasında trust vardır, güven vardır. Bunun için bu güven duygusu şeyde insanın, biz daha önce ailelere sevgi yuvası diyorduk ama şu anda bu insanın beyninin nasıl çalıştığı anlaşıldıktan sonra güven yuvası diyoruz artık. Beyin kendini güvende, sevginin de faydası güveni oluşturması. Mesela o kurumsal sadakat çalışmalarında şey çıkıyor. Bir insan kendini kuruma da bağlı hissetmesi için önce ne lazım? Birincisi kurumu sevmesi gerekiyor. Severek mi geliyor? İkincisi kurumda geleceğini güvende hissetmesi. Üçüncüsü kişinin kurumda kendisini aldığı ücret geliyor. Karnın doyması üçüncü sırada. Birinci, ikinci sırada, birinci sırada kurumu sevmesi. Bu iş aile içinde geçerli. En küçük kurum olarak aile, sosyal kurum, aile. Kurumda da birinci sırada kurumu sevmesi kişinin. İkinci sırada geleceğini güvende hissetmesi. Üçüncü sırada karnının tok olması gerekiyor, doyması. Ama kapital sistem bize neyi öğretti? Önce ekonomi, önce ekonomi. Her şey ekonomi. Halbuki ekonomi üçüncü sırada. Ailede de bu aynı şey geçerli. Onun için bir baba sadece eve para getirmek, yemek, ekmek getirmek, ihtiyaçlar karşılamak sağlıyorsa o babalık rolünün sadece birini yapıyordu. Babalık rolünün birisi de nedir? Evde eş rolüdür. Üçüncü rolü nedir? İş adamı rolü var, baba rolü var ve eş rolü var. Bu üç rolü de ayrı ayrı yaşaması lazım. Sadece iş adamı rolüyle evde ekmek getiren bir kimse olarak kalırsa baba rolünü ihmal etmiş olur. Eş rolünü ihmal etmiş olur. Evin sıcak, sevimli bir ortam haline getiremez. Bu nedenle ailenin güvenli alan olması aile tanımında çok önemli. Ondan sonra aile içerisinde aile değerleri ondan sonra geliyor. Birazdan ayrıntısına girerim. Aile değerleri ondan sonra. Birinci temel değer bu. Bu olmazsa değerlerinin, maddi birikimlerin olması, manevi birikimlerin olması, çocuğu güven yoksa, çocuğu sabah seviyorsunuz, şapur şapur öpüyorsunuz, affedersiniz, sümüğünü de yalıyorsunuz, öğleden sonra Allah belanı versin, seni niye doğurdum diyorsunuz. Bu ne olur? Çocukta güven oluşmaz bu. Sevgi var ama güven yok. Çünkü tutarsızlık var. Tutarsız ilişkilerde, tutarsız disiplinlerde, kuralsız ortamlarda sevgi, güven oluşmuyor. Güven oluşmuyor. Bir gün ev söyledi, anne farklı söylüyor, baba söylüyor, farklı söylüyorsa yine güven oluşmuyor. Güvenin oluşması için muhakkak içinde sevgi olan, kararlı, tutarlı ve devamlı bir disiplin ortamının olması lazım. Sadece sevgi de yetmiyor. Disiplinin de şey gibidir, yani bir kuşu elinize almışsınız, fazla sıkarsanız ölür. Fazla gevşek bıraksanız kaçar gider. Aynı şekilde aile içerisindeki bağlar da, İletişim alanı da öyle. Çok sıkı, katı kurallar olursa insanlar orada nefes alamaz. Ama çok gevşek olursa da bağlar kopar. Bunun dengesini sağlayabilmek işte aile bağları, aile değerlerini bu şekilde yönetmek gerekiyor. Ailenin güvenli alan olması. Peki ahlaktan ne anlayacağız? Ahlaktan. Ahlaktan yani biyopsikososyal spiritüel boyutta ahlaka bakmak gerekiyor. Biyopsikososyal spiritüel boyutta. Şimdi bu ahlakın nörobiyolojisi var şu anda. Ahlakın insan beyninde suç davranışı araştırılırken bazı kişiler niye suç işliyor diye araştırılırken şu anlaşılmış, beynin ön lobunu
frontal bölgeler var dedi. Önme sol frontal bölgesi gelişmemiş, bozulmuş insanlar ahlaki normları öğrenemiyorlar. Mesela otistikler öğrenemiyorlar. Onlarda beyinlerinde ayna nöron yok, çok az. Duygusal ayna nöronlar yok beyninde, öğrenemiyorlar. Diğer bir mesela şeyde bir özellikle frontal lob beynimiz, aslında beynimizin frontal bölgesi olmazsa medeniyet olmazdı. İnsanı insan yapan beynin ön bölgesidir. Bu da canlılar içerisinde beynin en büyük bölgesidir. %50'den fazlaki bölgedir beynin. Frontotemporal lob insan davranışıyla ilgilidir. Bu bölge, onun için ahlak bu bölgenin eğitimidir aslında ve çocuk yaşta başlıyor. Mesela şey olmuş böyle, literatüre girmiş Eliot vakası var. Eliot vakası bu. Bir Eliot çok meşhur bir avukat. Antonio Damasio Descartes'in Yanılgısı kitabında veriyor bu örneği. Burada Eliot vakası bir, çok başarılı bir avukat. 40 yaşları civarında birdenbire kişilik değişimi yaşanıyor. Birdenbire böyle saçma hareketler yapmaya başlıyor. Eviyle ilgilenmiyor, çocuklarla ilgilenmiyor. Kalabalık içinde geğiriyor. Cinsel, en kötü cinsel içerikli esprileri herkes içinde yapıyor filan. Bir müddet sonra işini, müşterilerini kaybediyor. Çok başarılı bir avukat. Özel adası var. Şeyi var. Özel Ferrari'si var, katı var. Çok zengin, başarılı bir avukat. Birdenbire böyle bir yıkım yaşıyor. Evliliği de yürütemiyor, boşanıyor. Böyle sokaklarda sağda solda yatan birisi haline geliyor. 40 yaşlı o anda hiç kimse anlayamıyor neden oldu bu adam. Niye bu adam yoldan çıktı diyor. Sonra biraz bir sebeple MR çekiliyor. MR'ında ne görülüyor biliyor musun? Beyninde frontal bölgesinde, ön bölgesinde mandalin büyüklüğünde tümör çıkıyor. Mandalin büyüklüğünde tümör, ameliyat oluyor, çıkarılıyor tümör. Ondan sonra biraz düzeliyor ama birçok şey yıkım oluştuğu için kazanamıyor bak. Ve o tümör çık, o tümörden önce ve tümörden sonra ameliyat kesmeler yapılıyor. Mesela annesinin resimleri gösteriliyor. Annem diyor ama annelik duygusunu hissetmiyor. Mesela yanan şey resimler gösteriliyor. Yanan insanların resimleri gösteriliyor. Böyle iğrenç, korkutacak resimler gösteriliyor. Korkunç diyor ama hiç duygu yok. Duygusu bitmiş, kör olmuş. Demek ki duygularımızı yönetmek kişiliğimizin yeni bir alanıdır diye şu anda afektif nörobilim diye bir alan ortaya çıktı. Sinir bilimin altında afektif nörobilim alanı çıktı. Yani bunun için biz şu anda yapılacağımız şey beynin ön bölgesini, duyguların yönetimini, bizim aslında kültürümüzde nefis terbiyesi dediğimiz şey şu anda duyguların eğitimi tarzında bilimsel bir kategori oldu. Duygularımızı eğitme. Nefis terbiyesinin bilimsel karşılığıdır. Pozitif bilimlerdeki karşılığıdır. Fen bilimlerdeki karşılığıdır. İşte ahlak aslında beynin ön bölgesinin eğitimidir. Ahlak. Yani şimdi ahlak ne de dediğimiz zaman kişinin hukuka karşı bir sorumluluğu var değil mi? Kanunlara karşı sorumluluğu var. Kanunlara karşı sorumluluğu hukuki normlar belirler. Yasalar belirler. Burada. Yani yasalarda açık net bellidir. Peki topluma karşı bir sorumluluğu var insanın. Bunu da sosyal normlar belirler. Mesela hiç kimse sokağa pijamayla çıkmaz. Böyle. Yani herkesin içinde hiç kimse böyle edepsiz davranışlar bulunamaz. Değil mi? Yani bulunamaz eğer şeyse oranın kültürel değerleri izin vermiyorsa. Yani yüz kızartıcı, utanç verici şeyler sosyal normlarla toplumda korunur. Şimdi sosyal normlar bunun dışında üçüncü bir normlar var. Bu vicdani normlar var. Vicdani normların koruduğu sisteme de ahlak deniyor. Ahlak sisteminde vicdani normların koruduğu vicdani normların koruduğu sistemin adı ahlaktır. Ahlak bir zihinsel jüri demektir. Bak ahlak, zihinsel jüri. Yani insanın aklına bir düşünce gelir. Mesela kuyumcunun önünden geliyor ya ne güzel. Şuradan içinden bir his yürüter. Ya şu kuyumcuyu da şuradan bir tane şey yürütsene diye içinden bir his geldi. İnsan olur çünkü gelir. Öyle bir durumda çok zayıf bir durumdaysa gelir. O anda hemen aklına gelen düşünce, bu vesvese, kuruntu vesaire bir şekilde gelir. Eğer kişi ahlaki normları iyiyse,
Yani vicdana karşı iç vicdanındaki, zihnindeki iç jüri iyiyse der ki ya bu suç der önce hukuk önünde. İkincisi der ya bütün insanlara rezil olurum der. Üçüncüsü de ya Allah'a karşı sorumluluğum var. Bunun hırsızlık yaparım. Yarın Allah'ın huzuruna gittiği zaman mesul olurum der. Bak üç tane norm ona kötülüğü engeller. Şimdi birinci normları eski Yunanlarda varmış, eski Spartalılarda. Yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş. Yakalanmadıkça hırsızlık serbest. Bu ilkel antik çağdaki gelişmemiş toplumlardaki düzen bu. Yakalanmadıkça hırsızlık serbest. Ama daha sonra vicdan duygusu ortaya çıkıyor. İnsanlar mesela Sokrates bunda çok büyük rolü vardır burada. Ortaya çıkıyor. O dönemde vicdan sorumluluğu ortaya çıkarıyor Sokrates. Oradan erdemli olmak gerekir diye vicdana erdemliliği ekliyor. Onun için ondan sonra da bir şey yaşıyor. Antik çağda bir değişim yaşanmaya başlıyor. Ama biz şey yaptık. Şu anda 20. yüzyılda vicdani normlar unutuluyor maalesef. İhmal ediliyor. Şimdi şu anda ahlaki normların ne dedik? Bir zihinsel jüride aklımıza bir düşünce geldiği zaman bu uygun mu değil mi? Geçerli mi değil mi? Güvenli mi değil mi? Doğru mu değil mi? Yani bu beş tane güzel mi değil mi? Beş soruyu sorarız yapacağımız halde. Karar verirken ondan sonra karar veririz. İşte ahlaki normlarımız varsa bu vicdani normlar zihinsel jüridir. Aynı zamanda iç sestir. İç sestir ne yapacağımızı söylediği gibi ne yapmamamız gerektiğini de söyler iç ses, vicdanımızın iç ses. Yapmamamız gerektiğini de söyler. Yani iyi kötü tanımlamasını vicdani normlar yapar. Bir insan eğer vicdan normları gelişmemişse yakalanmadıkça hırsızlık yapar. Ya da yani bir şekilde onun için hani bir söz vardır. Herkesin satın alma fiyatı var mı? Herkes satın alınabilir bir fiyatı vardır dedi. İşte vicdani normlara oturmuş bir insanı satın alamazsınız. Çünkü o Allah'a karşı sorumludur. Öldükten sonra hesap verebilirlik duygusu önemli. Onun için insanı insan yapan en önemli duygu vatan sevgisi değildir. Dindarlığı değildir bir insanı insan koruyan. En önemli duygu hesap verebilirlik duygusu. Hesap verebilirlik duygusu da yasalara karşı hesap verebilirlik, topluma karşı hesap verebilirlik, ailesine, yakınlarına karşı hesap verebilirlik ve vicdana karşı hesap verebilirlik. Hesap verebilirliği varsa bir kimsede bu hesap verebilirliğin olması demek ne demek? Kişide vicdani normlar yeterli oturmuştur. O insandan suç davranışı göremezsiniz. Ama vicdani normlar oturmamış bir insanın hep satın alınacak bir fiyatı vardır. İnsanlığın sınavı da burada oluyor. Şu anda bakıyorsunuz kişi vatan, millet, vicdan, din, iman deyince mangalda kül bırakmıyor. Ama kader bu adam samimi mi değil mi? Bunu ölçüyor. Hayat ölçüyor bunu. Samimi mi değil mi? Samimiyet sınavından geçiyoruz biz. Ölçüyor. Samimi değilse sınıfta kalıyorsunuz. Bak burada şey vardır. Yani Hazreti Davut'un ortaya çıkışındaki süreç vardır biliyorsunuz. Talut'la Calut'un savaşı vardır. 200-300 kişilik savaş. Yani tıpkı bizim Bedir Savaşı gibidir. Ve 300 küsur kişilik bir ordu kalıyor. Şeyin elinde. Talut'un elinde kalıyor. O zaman komutan o, lider o. Kalıyor. Şey tarafında tabii. Yani o zamanki tevhid dininin taraftarlarında diyelim. Kalıyor. Karşı tarafta çok büyük bir ordu var. Çok büyük bir ordu var. Fakat oraya giderken zaten çok büyük bir orduya karşı savaşa gidiyorlar. Bir sudan geçeceğinizi söylüyor o zaman. O suyu içenler işte ihtiyacı kadar o suyu içerlerse onlar zafere gidecekler tarzında o zamanın bilge kişisi böyle söylüyor onlara. O zamanın herhalde bilge kişisi de bir peygamber, nebi. Kitabı yok ama bir nebi var, o söylüyor. Ondan sonra onun üzerine sudan geçerken susuz tabii yolla gitmişler herhalde Lut Gölü gibi. O sudan azıcık içenler sahile çıkabiliyor. O sudan doya ölçüsüz böyle aç gözlü bir şekilde içenlerin hepsi geri kalıyor. 300 kişilik bir ordu kalıyor.
Calut'un elinde. Ve onun üzerine geçiyor. Karşıda büyük bir ordu var. Ve orada Calut diye bilinen, Goliath diye bilinen o büyük şey 2,5 metre boyunda zırhların içinde sadece şey gözüküyor. Gözünün olduğu kafatasının bir yarım kısmı gözüküyor. Bana karşı gelebilecek var mı diyor. Yani onu kim yenerse savaş onun dediği gibi olacak. Fakat hiç kimse, yani öyle bir adam ki 2,5 metre dev, şimdiye kadar yenemediği kimse yok düşman ordusunda. Onun üzerine Hazreti Davut elinde sapan varmış. O sapanı böyle çevire çevire çok ustalaşmış sapanla. Uzaktan sapanla bir kuşu vurabilecek gibi böyle beceri kazanmış. Böyle onun üzerine Hazreti Davut çıkıyor orada sapanla. Çıkıyor, bir taş atıyor, tam da başlık zırhın içindeki bölgeye geliyor ve ismini de yanlış söyleyeyim, Calut ölüyor orada. Ölüyor. Ya burada ve onun üzerine hiç karşı tarafın ummadığı bir ordu, kuvvetli bir ordu, karşı taraftaki ordu panik yaşıyor, darmadağın oluyor ve 300 kişilik orduyla galip geliyor. Bu aynı şekilde yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam hayatında vardır. Yani seher vakti tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Yani varsa düzeltin. O ya yanılıyorsam Bedir Savaşı'ndaydı o. 313 kişi hocam. 313 kişi. Tabi orada bir avuç toprak alıyor. Allah'ın Resulü karşı tarafa atıyor. Ve herkesin gözüne o kadar büyük olduğu halde kaçıyor. Toprak kaçıyor ve yeniliyorlar. Yeniliyorlar. Ve o zaman hatta meleklerin yardım ettiği de söyleniyor. Evet. Söyleniyor. Şimdi burada bak o 300 kişilik ordunun özelliği ne? Elenmiş, seçilmiş kişiler, ahlaklı kişiler, samimi kişiler. Onların görünmez yardımcıları var. Onun için sayı önemli değil bakın. Ahlak varsa sayı önemli değil. Allah'ın görünmeyen yardımcıları geliyor oranda, orada. Aynı şekilde Talut'a da gelmiş görünmeyen yardımcılar. O zaferi kazanmış. Resulullah'a da gelmiş. O ihlas ve samimiyete tarihte hep böyle olmuştur. Mesela Hazreti Ömer Farslara gittiği zaman Fars şeyde büyük bir ordu var. Ya kaybetme ihtimalleri yüksek. Ama yenilmeyi göze alıyorlar. Davana öyle inanmışlar ki. Karşı tarafta veba salgını çıkıyor. Ve ordu telef oluyor. Bak 750'li yıllarda Roma çok güçlü bir imparatorluk. Resulullah, yani İslamiyet çıkmadan önce Roma'da büyük bir veba salgını çıkıyor. Veba salgını çıkıyor. Roma katlıyor. Yani Bizans tekrar büyük Roma'yı almak üzereymiş. O kadar kuvvetli durumda. Birdenbire İstanbul'da insanların yarısı ölüyor. Askerlerin yarısı ölüyor. Ve ondan sonra toparlanamıyor. Ve arkasından Resulullah'ın asr-ı saadet geliyor. Yani bunlar hepsi yani samimi miraslı olma durumunda. Ya onun için bak mesela Gandhi de vardır böyle. Gandhi ya sen tek başına koskoca İngilizlere nasıl karşı duracaksın diyor. O ne diyor biliyor musun? Yanında Allah olan kişi yalnız değildir diyor. Bak Gandhi. Tek kişilik ordu deniyor onun için Gandhi'ye. Yanında Allah olan yalnız değildir diyor ve İngilizlerin mücadelesi, İngilizleri sivil itaatsizlikle yeniyor. Ve İngilizleri yani 1947 yılında sömürgesinden kurtuluyor. Dünyada bir çığır açılmasına sebep oluyor Gandhi. Yani onun için bizim burada, yani burada ahlak bunun için çok önemli. Ama şu anda biz ahlak eğitim sistemimizde ahlak öğretisi yok. Çok zayıf var. Yani sağlam bir ahlak öğretmezsek biz nesillere Hollywood'un çocuğu oluyor çocuklarımız. Ahlak onun için aileyi bir arada tutan en önemli değer, ortak değerler ahlaki değerlerdir. Ahlaki değerlerimiz, ailenin ortak ahlaki normları yoksa o ailede her türlü kötülük yol bulur. Çünkü aileyi koruyan duvarlar, yani şu anda aileyi toplumu koruyan sosyal normlar vardı. Biraz önce saydım. Sosyal duvarlar vardı. Ayıp, günah. Mesela komşuya gidiyorsun, ayıp kızım yapma, ayıp oğlum yapma deniyordu. Ayıp, günah, edepli ol deniyordu. Şimdi bunlar yok ki. Bunlar korumuyor şu anda. Yani mesela şu anda şey oluyor ki Fransa'da mesela artık anne baba şeyi kalmamış.
Yani anne babası çocuk o kadar %50'nin üzerine çıkmış. Nüfus kağıtlarında ebeveyn 1, ebeveyn 2 yazıyorlarmış. Yani anne baba yazmıyorlar. Çünkü annesi babası olmayan o kadar çocuk çok doğuyor ki anne ismi yazmaya gerek yok diyorlar. Böyle Fransa'da böyle şeyde 1700 tane 10 milyon nüfusu var İsveç'in. Belki 10 milyon da yok. 1700 tane kadın sığınma evi var. Demek ki mutlu bir toplum değil bunlar. Zengin ama mutlu değiller şu anda. Yani sadece orayı güvenli alan yapan hukukun üstünlüğü. İsveç, Norveç, İngiltere buralarda hukukun üstünlüğü devam ettiği için bir insan karakola gidince hukuka aykırı bir şeyler yapılamadığı için insanlar orada kendi güvende hissediyor. Yani hukuk kalksın orada var ya, orada kaos yaşanır orada. Zaten aileyi güvenli alan olan aile yok. Bizde hukukun üstünlüğü çok şeyler var, gedikler var, eksikler var. Muhakkak sağlanması gerekiyor. Güç şahıslarda değil, kanunlarda olmalı. Güç güç şey mecliste olmalı. Kanunlarda olmalı. Güç şahıslarda olduğu sistemin adı burada otokratik sistemlerdir. Ama demokratik sistemler güç şahıslarda değildir, kurallardadır. Demokratik sistemlerde kurallar bir kişinin dediğiyle değişmez. Otokratik sistemlerde evde baba mesela, otokrat bir baba varsa ben ne diyorsam odur der. Kanun benim der. Kural benim der. Otokrat baba. Böyle durumlarda herkes babanın dediği olur. Korkuyla dayalı bir disiplin olur. Otokrat ailelerde. Kanuna, korkuya dayalı disiplin olduğu için babanın kontrolünden çıktığı zaman çocuk ailenin dediğinin tam tersi bir çocuk olur. Bak 100 sene önce, 200 sene önce toplum korumalar vardı. Ailedeki anne babanın hatalarını şey koruyordu. Toplum düzeltiyordu, çevre düzeltiyordu. Şimdi düzelten çevre yok. Düzelten mahalle yok. Evde sen anne baba hata yaptığı an toplumda düzeltme yok. Zaten eğitim sistemimiz bir eğitim sistemi. Kapitalist bir eğitim sistemi. Yani kapitalist ahlakı öğretiyor. Onun için okullar korumuyor. Çocuklar kayboluyor, gidiyor gençler. Onun için o halde ailemiz son sığınaktır. Ailemiz en son kalmış güvenli alandır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Eğer aileyi biz son sığınak özelliğini kaybettirirsek o zaman biz artık şu anda şey gibi yani 20-30 sene sonra böyle şey oldu, birbirini yiyen insanların olduğu bir topluma döneriz. Küresel barış kalmadığı gibi sosyal barış da kalmaz. Kanun, yani insanların çoğu kırmızı ışıktan geçerse kırmızı ışığın hiçbir anlamı yok ki. 100 kişi kırmızı ışığı ihlal etsin, hiçbir şey yapamaz kimse polis. Onun için kanun ve kurallar insanların karşılığı varsa güç kanun ve kurallarda olacak, güç danışmada, mecliste olacak. Onun için burada bunun için demokrasi de aileden başlar diyoruz. Bunun için ben İslam geleneğiyle demokrasi, Kur'an-ı Kerim'de Şerif Mardin'in bir şeyi vardır. Ya Kur'an-ı Kerim ben çok okudum demiş. Fakat hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir şey yok. Buna çok şaşırıyorum, açıklayamıyorum demiş. Aslında Kur'an-ı Kerim'de ne vardır bak. Birincisi tevhid vardır. İkincisi nübüvvet vardır. Ahiret vardır. Dördüncüsü adalet vardır. Adalet varsa monarşi, adalet varsa monarşi de olabilir. Adalet varsa oligarşi de olabilir. Adalet varsa demokrasi de olabilir. Önce adalet, sonra sistemler geliyor. Onun için zaten işin yönetim sisteminin adı adalettir. Adalet yoksa demokrasi de işlemiyor ki. Onun için amaç adaletse bu çağın yöntemi demokrasi. Demokrasiyi aileden başlatalım. Nasıl olacak? Ailede problemleri nasıl çözeceğiz? Babayı böyle dış gerçeklikte babanın son sözü önemli. İç gerçeklikte annenin son sözü önemli. Bak, bizim kültürümüz böyle bir şey yapmış. Kadın ailenin dahili müdürüdür. Erkek de dış gerçeklikle ilgili müdürdür. Böyle bir adalet, bizim kültürümüz bu sistemi yapmış. Ama bazı geleneksel kültürler kadını evde köle gibi yapmış. Mesela Roma'da kadın erkek ilişkisi, kölelik ilişkisi.
Fransız ihtilali döneminde kadın insan mı değil mi diye tartışılıyor. Böyle bir dönemde. Ama biz Asr-ı Saadet'le birlikte insanlık tarihinde kadına verilen haklarla ilgili insanlık tarihinde yapılan hakların, şu andaki kazanılan hakların yarıya yakını o dönemde verilmiş zaten kadına. O dönemde miras hakkı verilmiş, adil yargılama hakkı verilmiş, birçok haklar verilmiş. Yani bunları hiç göz ardı ederek biz kadın hakları, insan hakları verilmiş. İnsan haklarının içerisinde kadına da mesela veda hutbesi en büyük insan hakları manifestosudur mesela. Veda hutbesi. Orada kadın ve erkeği ayırmıyor. Irk ayrımı yapmıyor. Bu Avrupa bunu ancak 20. yüzyılda fark etti. İnsan hakları evrensel beyannamesiyle bunu fark etti. Yarın da insan hakları evrensel beyannamesinin kabul günüdür. Bu vesileyle onu söyleyelim. Bugün de onunla ilgili bir insan hakları derneğiyle Türkiye TİHEK'te biraz önce bir toplantı yaptık. Yani gerçekten ailede de insan hakları var. Çocuk hakkı var. Yani onun için kadın hakları var. Yani erkekler bunun farkında değil şu anda. Arkadaş 60'lardan sonra artık dünyada kadının özgürleşme hareketi başladı. Bu haklı bir hareket. Kadın şu anda erkek zulmünü biz o kadar çok görüyoruz ki ailede. Güç onun elinde, para onun elinde. Şu anda Amerika'da bir ailenin konforu nerededir diye yapılan ideal konforlu bir aile ortamı nerededir diye yapılan şartta erkeğin evin ihtiyaçlarını karşıladığı, kadının da böyle çocukların annesi olduğu, evinin hanımı olduğu ama aynı zamanda banka cüzdanı olduğu aileler diyor. ABD kültürü, ideal aile modelinde. Bunu söylüyor. Şimdi bunun için bir ailenin konforu burada. İnsan ailede konfor varsa güvenli alan oluyor. Kendini rahat hissediyor. Eve gelince mahkeme geliyor gibi hissediyorsa bir anne, bir kadın, bir çocuk, bir erkek neyse, eve gelince devamlı gagalanıyor gibi hissediyorsa evde huzur olmaz ki. Ev güvenli alan değildir o zaman. Onun için ahlak burada çok önemli bir, bizim için tanımı çok önemli. Onun için biraz uzattım ama bu ve ailede bunun içerisinde aile değerleri ortaya çıkıyor. İsterseniz soru alalım daha. Olur hocam. Tabii hocam, hemen sorulara geçelim. Hocam ilk sorumuz, narsist olan bir eşe karşı nasıl tutum takınılmalı? 23 senedir evliyim ve böyle birisiyle yaşıyorum. Evet. Bizim şeyde ailenin böyle hani bazen nikahlara çağrılıyoruz. Orada konuştuğum zaman bir böyle tabii kısa konuşmak gerekiyor. Kısa ama spot konuşmak gerekiyor böyle özel. O zaman söylediğim bir söz vardı. 4S'ydi sonra 5S dedim. 5S 1M kuralı var bak. Yani ailede 5S kuralı var. Hani ben şeyin iletişimin kuruna 5N 1K'sı var ya, bunun gibi 5S 1M kuralı. Burada sevgi, saygı, sabır, sadakat, samimiyet ve manevi birikimler. Bir ailede bu 5S 1M kuralı varsa o ailede problemlerin çözümü çok kolay oluyor. Problem sevgi, saygı, sadakat, sabır ve samimiyet. Bu bir de şey, manevi birikimler. Bu 5S 1M kuralını bizim ailede hayata geçirmemiz lazım. Şimdi bu narsist bir kişiyle beraberse bu kuralların çoğunu, şimdi narsist kişiler nedir? Narsist kişiler ben merkezcidir sonuçta. Çıkar odaklıdırlar. Kendilerini özel, önemli ve üstün görürler. Bütün yani her avantaj eve geldiği zaman yani bütün hak o, sanki yemeğin en iyi yerini o yemek zorunda. Bütün kuralları o düzenlemek zorunda. Ben hiç unutmam, Karadeniz'de bir aile vardı. Karadeniz ailede böyle aile içerisinde şey yok. Sevgi var, iyi niyet var ama çatışma var. Müthiş. Yani evlenme, boşanma noktasına gelmiş. Ben şey dedim. Böyle durumda yani bir aile içi oturum kararı aldık. Sorunlar olduğu zaman hiç kimse sorunları o anda konuşmayacak, not alacak. Haftada bir gün aile içi oturum yapılacaktı. Mesela bir gün seçin kendinize, cuma, cumartesi, pazar neyse aile içi oturum yapın dedim.
Daha 3 hafta sonra geldiler. 3 veya 4 haftaydı. Ne yaptınız? Ailece oturumlar yaptınız mı dedim. Sorunları yazıp yazdınız mı? Nasıl geçtiler? Güldüler ikisi de. Kadın söyledi ki söylesene ne yaptığını dedi. Erkek demiş ki silahı çıkarmış masaya koymuş hadi konuşalım demiş. Yani o tabii biraz %50'si onun mizah ama %50'si de şey. Yani arkadaş güç bende, otorite bende, ben ne dersem o olur. Bu gelenektir aslında. İyi niyet var ama vazgeçemiyor ailesinden, eşinden ama beni de yani son sözü bana bırakın gibi bir dolaylı mesaj veriyor. Ama sonuçta iyi niyet olduğu için böyle durumlarda bir çözüm yoluna gidiliyor. İşte bunun için burada bizim aile içerisinde o demokratik işleyiş dediğimiz işleyiş varsa narsizmin en büyük ilacı demokrasidir bak. Şu an Hitler'den sonra anladı Batı dünyası. Hitler narsist bir liderdi. Bazıları sadomazoistik diyor. Hayır hayır narsist liderdi. Hitler kendisini üstün Alman ırkını üstün ırk görüyordu. Kendini üstün insan görüyordu. Alman ırkını üstün ırk görüyordu. Diğer ırkları mesela biyolojiden Darwin'den almıştı onu. Şeyleri Japonları ve Türkleri kültür taşıyıcılar diyordu. Fransızlara zencileşmekte olan bir ırk diyordu. Zenciler zaten hayvan diyordu. Hayvan türü diyordu. Yahudilere parazit ırk diyordu. Bir insan tarlasında parazit varsa söküp atar. Ve bunu Nazi doktrini haline getirdi. Kavgam kitabına yazdı. Ve bunu uygulamaya geçirdi. Ve o zaman da bu psikolojinin o zamanki psikolojinin sorumluluğu vardır Hitler'in ortaya çıkmasında. Buna o zamanki psikoloji bilimi hayır demedi, yanlış yapıyorsun demedi, bu narsizm demedi. Ondan sonra anladılar ki bu ya bu ırkçılık ayrımcılıktır. Bu ya, ırkçılık bir ayrımcılıktır, etnik narsizmdir. Kendi ırkını üstün görmek etkin narsizm. Burada kendi milliyetini üstün görmek de etnik narsizm. Mesela Türk milleti filanca milletten üstündür. Demek bu narsizmdir, etnik narsizmdir. Mesela İstanbul şeyde Cumhuriyet'in ilk yıllarında varmış mesela. O zamanki Esat Bozkurt diye bir milliyetin Adalet Bakanı maalesef diye bu siz böyle şey Ankara'ya giren köylülere siz demiş sizin demiş bu kıyafetle çarıkla marıkla giremezsiniz demiş. Yani onu söyleyen de şey aynı zihniyette olan Nevzat şey Tandoğan diye valisi Ankara valisi. Çarıklılara sokmuyor. Siz diyor sadece verginizi verin diyor. Çağırınca askerliğe gelin diyor. Size başka vatandaşlık hakkı yoktur diyor. Bu zihniyet o dönemde de ayrımcılık yapılmış. Hatta Demokrat Parti seçimi kazandıktan sonra tabii özgürlük ortamı çıkıyor. O dönemde halk plajlara giremiyormuş. Plajlara sadece CHP'ye üye olanlar giriyormuş. 50'den önce. Üye olanlar giriyor. Halk o zaman plajlara girmiyor. O zaman. Seçimden sonra, herhalde 46'dan sonra. O zaman gazetelerin manşetinde biliyor musun? Plajlarda halk geldi, vatandaş açıkta kaldı diye. Plajlar gazeteler manşet atmış. Halk geldi, vatandaş açıklar kaldı. Yani makbul vatandaş ayrı, halk ayrı. Bunlar bunu diyenler de kendini haklı diyen insanlar. Bu dönemleri açtı Türkiye'de. Buna da 2. Dünya Savaşı'ndaki 1948'de San Francisco Beyannamesi, Birleşmiş Milletler kurulması, insan haklarının bir sosyal, küresel değer olarak kabul edilmesi insanlığın önünü açtı şu anda. Onun için şu anda büyük savaşlar inşallah olmaz. Ve bunu adaletle birleşirse, bu insan hakları adaletle birleşirse o ailede huzur olur. Bu aile içerisinde geçerli. Ailede bu nedenle bizim bu siyasi narsizmi şey önlemiştir. Muhalefetin kutsal edilmesi önlemiştir. Muhalefet onun için çok önemlidir. Muhalefet yok edilirse her insanın hepimizin içinde narsist vardır, uyur. Narsist bir ego vardır. En narsist kişi de çocuktur bak. Dünyayı kendi etrafında dönüyor sanırım. Bu büyüdükçe narsistlik yatırımını anneye, babaya, vatanına, toprağına, ülkesine yapar sevgi yatırımı. Onun için narsizmimizi yönetmemiz önemli. Narsist eğilim hepimizde vardır ama bir narsist eğilim var bir insanın. İyi niyetliyse düzelebilir. Peki ailede nasıl olacak narsizm? Ailede şöyle olacak.
rahatsız kişiyle bir arada yaşayan bir kimse eşiyle bir arada yaşıyorsa ona sınır koymayı öğretecek. Yani insanın narsistin en çok önem verdiği şey ne de biliyor musun? Değer verdiği şeyin kaybedilmesi. Değer verdiği şey aile ise, değer verdiği şey çocuklarsa, değer verdiği şey paraysa neyse onun kaybedileceği ihtimalini ona göstermek lazım. Yani arkadaş, yani mesela narsist birisi karısına aynı zamanda kıskanç. Karısına şöyle dedi. Dedi ki ya sen senin böyle serbest hareketten rahatsızım, evden çıkma. Sen evden kıskançtı, nefes aldırmıyor bana. Her şeyi kontrol ediyor. Telefonla kimseyle görüşmüyor. Karısını buna sıkmış. Karısı şöyle diyecek ona. Peki aman olay çıkmasın diye kabul edince adama hakimiyet egosu şişiyor. Narsistlerin en büyük organı narsist kişilerin egosudur. En büyük organı. Şimdi gözümüz güzel, kıymetli bir organ. Kocaman olursa zararlıdır. Tümör vardır. Narsizin de bunun için tümöre benzer. Büyür büyür egosu tümör gibidir. Her tarafını kaplar ki. Narsizmli kişi küçükken çok ilerleyince zor. Ameliyat gerekiyor. Küçükken hayır diyerek durdurmak gerekiyor. Hayır da nasıl diyeceksin? Mesela kıskanç beş, bak sen benim onunla bununla olan tiplerden olarak görüyorsan, elinde bir kanıt varsa, bildiğin bir şey. Hocam görüntünüz ve sesiniz gitmeye başladı ama. Evet. Yani kendisine şöyle diyecek. Şu an geliyor mu sesim? Evet hocam. Şu an iyi. Görüntünüz dondu ama. Hocam bizim sesimiz geliyor mu acaba size? Hocamızın internetle alakalı bir problemi var galiba. Tekrar bağlanmayı denerse inşallah kabul edelim. Hocamızın tekrar bağlanmasını bekliyoruz. Programımız kaydedilecek inşallah. Yani canlı olarak izleyemeyenler inşallah sonrasında tekrardan izleyebilecekler. Hocamız tekrar bağlanıyor şu an. Yayının donmaması için ben tekrar yorumları kapatıyorum. Hocamızın da inşallah bağlantısı gerçekleşirse kaldığımız yerden kalan dakikaları değerlendireceğiz inşallah. Tekrar hattan düştü hocamız.
Yayın kayıt altına alınacak. Yani canlı olarak izleyemeyen kişiler daha sonrasında tekrar izleyebilecekler. Hocamız bağlanmaya çalışıyor şu an. Davet süresi doldu diyor. O zaman bu yayını kapatalım. Hemen tekrar bir yayın daha açalım. Oradan kalan sorularımızı inşallah devam edelim.